Herkese selam arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. 2022 Back to School alışverişleriyle tabii ki videolarıma devam ediyorum. Masam şu an biraz garip gözükebilir çünkü değişik bir şeyler denedim masamda, hiç olmadı. Neyse, yeni katalog geldi A101'den. Fiyatlar düşmüş. O yüzden ben de gidip bakmak istedim neler var ve beğendiğim birkaç ürün vardı. Onları da birlikte alalım istiyorum. O zaman şimdi lafı hiç uzatmadan A101'e gidiyoruz. Şimdi A101'e geldik ve buradan başlamak istiyorum. İlk olarak burada metal kalemlikler var, 9.45. Ben az önce gittiğimiz A101'lerden 2 tane aldım beyaz renginden. Burada da varsa 2 tane, 3 tane, hatta 10 tane, kaç tane varsa hepsini alacağım. Beyazların hepsini alacağım. Bir yanda makas 13.95'miş. Şöyle korumalı diyor. Bant kesiciler, bantlar yani 12.95. Bir yanda ataş setleri var. Bunlar güzelmiş aslında, bende de var. 9.95 metal maket bıçağı var. 14.95. Ondan sonra burada renkli kaplıklar, fiyat yazmıyor. Bir yanda fon kartonları var. Burası suluk. Daha sonra bir aşağı indiğimizde cetvel setleri karşılıyor bizi. Bunlar 5.95. Yapışkanlı not kağıdı seti var. Uç metal perde. Hepsinin fiyatını okumuyorum. Zaten şöyle gösteriyorum sizlere. Zımba seti. Şöyle silgiler beşli. Hatta onluymuş. Daha sonra da yapıştırıcılar ve baskılı fosforlu kalemler. Geçen sene ben bunlardan almıştım ama hiç memnun kalmadım. Çünkü aldığımda denemedim. İki tanesi kuru çıktı. Ve hiç güzel yazmıyorlar. Bir yanda kalemtıraş ve silgi seti var şöyle. Bunlar güzelmiş aslında. Serbeninkilere benziyor. Bir yanda şöyle figürlü fosforlu kalemler var. Aslında bunlar güzelmiş ama dediğim gibi kaliteli değiller. Bir yanda yine kalem tıraşlar var. Bunlar da güzelmiş aslında. Şöyle. Bu neymiş? Bunlar flüt galiba, evet. Sonra sulu boya. Şimdi defterler ve burası full defter. Defterleri ayrı ayrı göstereceğim ama benim için bakacağım defter vardı. O varsa ondan alacağım. Gıpsanlı plastik kapak. Sanırım şunlar. Ama desensiz istediğim için ben bakayım. Şöyle. Bunlar değil istediğim arkadaşlar. Şunlardan bakıyordum aslında ben. Şöyle 96 var. Bunun fiyatı mı? Yok. Şundan bakıyordum ben. Arkadaşlar. Şu mu oluyor bilmiyorum. Şu aslında güzelmiş. Bundan alabilirim belki ama fiyatı hangisi acaba? Spreyli bir kapak defter. Bu değil. Muhtemelen. Şunlara bir bakacağım. Sonra burada küçük not defterleri var. Fiyat yazmıyor. Mantar panoğu 26.95. Fon kartonu 10 renkli. 3.95. Dediğim gibi şu kısmı çok göstermeyeceğim. Burası full defter olduğu için hepsini tek tek gösteremem size. Mesela şunlar falan iyiymiş. 12 liraya. İlkokul için daha çok hani, ya da ortaokul. Şunlar şöyle olanlar çok kullanılıyor çünkü lisede falan. Ama renkleri hoşuma gitti yani, bunlar da yine güzel. Şunlar benim geçen senelerde alıp bol bol kullandığım defterler. Bunlar çok güzel. Ay şunlar mükemmel, biliyor musunuz? Bunlar ne kadar acaba? Acayip iyi bunlar da, yine bakabilirsiniz. Bunların tane fiyatı 25'miş. Şu iki rengini alacağım bunlardan. Daha sonra burada silinebilir jel kalemli. Globox'ın şöyle bir kalemi var. Daha sonra tükenmez kalemler var. 6 renkli sanırım var. Aynen öyle şey. Şöyle bastığınızda çıkanlardan. Şimdi asıl alacaklarım şu patiller, acayip güzelmiş. Bunlardan alacağım arkadaşlar. Ve sanırım şu rengini beğendim. Şu siyah olan rengini beğendim. Bir tane bundan. Daha sonra şu timsahlar ilk geldiğinde 100 liraydı ve üzüldüm bunlar bu kadar olmasına. Çok güzeller çünkü, ve bunlardan alacağım. Bunlar da 35 liraya düşmüş. Bir bu renginden alacağım. Bir şu renginden. Her rengini alacağım kısaca. Ve şu rengi bakın, şöyle 3 tane. Acayip güzeller bu arada.
Sonra şu squishy kalemlerden de alacağım. Arkaya bir tane sakladım. Az önce gelir gelmez. Hiçbir yerde kalmamış çünkü. Bir tane bundan aldım. Bunlar hepsinin kapağı gitmiş yani şu mor olanın. Bir tek bunun vardı. Bir bunu aldım o yüzden. Bunlar da 29.95. Bir bu rengi. Bir de sanırım şu güzel. Galiba bilmiyorum. Bunun kapağı yok. Bunun da yok. Ha, bunun altta kalmış. Bak şu kapaklarını alırız şimdi. Sanırım bunu mu alayım, mavini alayım? Hangisini alayım? Mavi mi alayım, bunu mu alayım? Kurbağa çok saçmaymış. Çok saçma duruyor. Sanki bu güzel. Ya da şu tilkliyi mi alsak? Bu nasıl? Yok ya, bunu alalım da onun kapağını şuradan çıkarmam lazım bir saniye. Şunu kapat. Bunu almayacağım. Daha sonra işte burada fabrik, burada çok karıştırmışlar bu arada. Acayip derecede karışık olduğu için ben de kamerayı tutamadığım için şimdi şunları bir şuradan alalım. Nereye koydum benim alacaklarımı? Şu alacaklarımı şuraya koyuyorum. Dur bakalım. Daha sonra tükenmez kalem setleri vesaire var mesela. O mu? Şunlar. Ofis için falan kalemlikler. Full çocuklar için bu arada. Hiç böyle büyükleri için ben bir kalemlik göremedim. Full yani çocuk, ilkokul için masalalar var. Şöyle kurşun kalem setleri var. Bunlara da bakalım. Sınav seti mi bu? Bunun fiyatını bulamadım şu an. Neyse. Daha sonra şöyle biraz kurcalayalım buraları. İnce uçlu bir kalem var. Aa, bunların fiyatı ne kadarmış? Şu mu oluyor? Aynen. Bu 17.90'mış arkadaşlar. Başka var mı? Pembe ve lacivert var. Şurada kalem, uçlu kalem setleri var. Şöyle. Yapıştırıcı setleri ikili. Aşağısı zaten okuma kitabı ve yukarısı buralar full kalem. Şimdi bir yandaki yere geçelim. Şimdi arkadaşlar öncelikle elmas kalem 7.95 sanırım şunlar oluyor. Figürlü versatil kalem. Onlar da şunlar oluyor galiba. Bunlar aslında güzelmiş 13.95 için. Ben galiba alacağım. Bir şunu, bir de bunu alacağım. Şöyle iki tane bunları da anneme veririm. Daha sonra şuraya geçeyim bize. Şu sallamalı olan kalemler, şunlar yani 25 liraymış. Şöyle yaptığınızda uç çıkan kalemler. Bunlar gayet güzel bu arada. Çok rahat diyemeyeceğim. Biraz sertler ama yine güzel. Bir yan tarafta setimiz var. Silgi uç. Uçlu kalem. 30 liraymış. Dörtlü bir kalem seti var. 13.95. Fırçalar var. Dörtlü. 24.95'e. Bir aşağı indiğimizde şöyle üçlü bir setimiz var yine. Bunlar da 18.50. Kurşun kalem seti. Aa, bu iyiymiş aslında. 6 TL'ymiş. Sonra kırmızı kalem setimiz var. Dörtlü. 5 lira bunlar. Kuru boya var. 12 TL. Bir aşağı indiğimizde fine line kalemlerimiz var. Bunların fiyatı yazmıyor. Ha, yazıyormuş. 5'li olanlar, 9.75, 10'lu olanlar 10.95. Yani şunlar 20 lira. Bunlar da 10 lira. Daha sonra tahta kalemlerimiz var. Bunlar da 8.95'miş. Şuradaki set ilgimi çekti. Şu önce baktığımız galiba bu güzelmiş aslında. Bunu bir düşüneceğim. Şu set bence küçük çocuklar için, kardeşleriniz için çok uygun ve çok tatlı bir set. Bunun da fiyatı 59 liraymış. İşte keçeli kalem, kalem tıraş, kalem olan bir şey. Garip bir şey var. İçinde kurşun kalem yok. Yani şu şey. Kurşun değil. Ama içinde kalem tıraş var. Keşke küçük çocuklar için kalem tıraş yerine daha güzel bir şey de olabilir. Ya da içine kurşun kalem de olabilirdi. Bir aşağı indiğimizde 12'li jumbo keçeli kalem seti var. Şöyle. 30 liraymış. Jel kalem seti var. Bunlar 100 liraydı bu arada. İlk geldiğinde ve 70 liraya düşmüş. Şu şekilde.
Son olarak da burada pastel boyamız var. Bu da 12 lira. Bir yanlık yere geçelim. Şu ikisi yerine bu arada az önce seçmiştim ya bunları. Bunun yerine şundan bir tane de alacağım. Daha kullanışlıdır bunlar diye düşünüyorum. Jel olduğu için. Evet, de şu patilisinden pembesini alacağım. Şunu arkadaşlar. Şunu bir indireceğim buradan. Bakalım renkleri kalmış mı? Umarım kalmış. Arkada bir tane daha var. Şuna bir bakalım önce. Evet, burada beyaz yok. Şimdi şunu bir indirelim bakalım. Bunun için umarım vardır. Açıyoruz. Galiba bunda da yok. Aa, bu seni getirmediler mi buraya beyaz? Beyaz gelmemiş. Yok. İki tane aldım. Bitti. Bir stand var. Biraz karışık. Olunca fiyatları tek tek göstermeyeceğim. Mesela şunlar falan var. Şöyle. Bu küçükler için ama şu çok tatlıymış bu arada. Lisanslı kırtasiye setini. Acayip güzelmiş bu. Şunlar falan var. 45 lira. Çok pahalı bence. Gereksiz. Şöyle dosyalar. Bunların içi dolu galiba. Ne var bunların içinde? Ha, setler var. Fatih stand var. Çok hızlı geçeceğim. Bu da işte kurşun kalemler. Başı kalemi. 4.95. Kurşun kalem. 13.95. Aşağıda keçeli kalemler. İşte kalem, tıraş, yapıştırıcı setleri vesaire var. Şunlar iyiymiş, okul seti 12.95. Şöyle. Sonra işte sul boya setleri 25. Aslında bu iyiymiş. Yani gidip saçma bir markaya 12-13 lira vereceğiniz de bir de o küçük. Bu daha büyük ve 25'i bu iyi. Burası da böyle. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldim ve size aldıklarımı göstereceğim. Öncelikle şu defterleri göstereyim. İlk kez A101 veya BİM'deki bir defter gerçekten beğendim. Bence çok güzeller. Ay, kameraya çarptım yine. Şöyle desenleri var gördüğünüz gibi. Böyle hafif mor gibi. Gri çıkıyor şu an. Kendileri mor arkadaşlar. Şöyle mor bir defter ve mavisini aldım. Bence gayet güzel içi falan. Hoşuma gitti. Şöyle ikisini de çizgili aldım. Ben videolarda artık kameraya çarpıyorum. Şöyle iki tane defter. Daha sonra kalemlere geçelim. Uğradığımız A101'lerden bu arada 4-5 tane falan A101'e gittik. Hiçbirinde istediğim ürünler yoktu yani. Çok fazla gelmemiş hepsine. Uğradıklarımın birinde iki tane şu istediğim kalemliklerden buldum. Ve bunu kendim aldım şöyle. Başka hiçbir yerde yoktu bu arada. Sadece bir yerde vardı. Bence çok güzeller bunlar. Bunlardan şu an benim bir 20 tane falan ihtiyacım var rahat. İkisini almış olduk. Şimdi gelelim kalemlere. Ben bu sene A101'in kalemlerini gerçekten çok beğendim. İlk geldiğinde bilerek video çekmedim. Çünkü fiyatlar gerçekten çok pahalıydı arkadaşlar. Şimdi söyleyeceğim size hepsinin ne kadar olduğunu. Şimdi öncelikle şu timsahları söylemek istiyorum. Bakın arkadaşlar, şunlar ilk görmeden beri gerçekten çok hoşuma gitti. Bence çok güzeller. Ama bunların ilk geldiğinde tane fiyatı 100 liraydı. Ve hani ya bir tane jel kalem 100 lira tabii ki etmez. Aslında bayağı bir almak istiyordum, dedim hani bir tane falan alayım ama sonradan almadım. İyi ki almamışım çünkü şu an tanesi 30-35 liraya falan düşmüş. Bu fiyata düşünce de 3 renginden de aldım. Daha sonra şu pati şeklinde kalemler de gerçekten çok hoşuma gitti. Yine çok tatlılar, bunlar da yine 30 liraya falan düşmüştü sanırım. Şöyle ilk açtığında biraz zor açılıyor, evet ucuza şöyle. Hepsinde koruma var zaten. Son olarak da iki tane squishy kalemlerden aldım. Bunlar da yine 30 liraydı sanırım. Bunlar gerçekten çok güzel bu arada. Yumuşacıklar. İlk geldiğinde bunlar da 85 liraydı. Bunlar da yine 80-85 lira gibi bir şeydi. Bunlar da 90 mıydı? Hiç hatırlamıyorum ama o fiyatta o civardaydı. Yani çoğu 100 liraya yakındı. Bunlar da dediğim gibi 30 liraya düşünüyor. Çok çok güzeller. Yumuşacıklar. Çok çok hoşuma gitti. Kaliteleri vesaire böyle. Gördüğünüz gibi. Asla netlemiyor. Şöyle gerçekten çok hoşuma gitti dediğim gibi. Bunların da ucuna bakalım. Ucu da böyle. Bunlar çıkabiliyor mu bu arada? Evet, bunlar da çıkandan.
Şu kısmı şöyle normal bir kalem aslında. Bunu istediğiniz bir kaleme de takabilirsiniz. Bir kurşun kaleme, bir tükenmez kaleme. Kaleminiz bittikten sonra bu şekilde takabilirsiniz yani. Bu özellikleri bence çok iyi. Gördüğünüz gibi alışverişim bu kadardı. Bence A101'e çok çok güzel ürünler gelmiş. Aslında defter ihtiyacım full, oradan da alabilirdim ama birkaç yere daha gitmeyi düşünüyorum. İşte Migros, Carrefour gibi. Eğer oralara da gidersem defter ihtiyacımı oralardan da karşılayacağım veya direkt kendi bildiğim markadan alacağım. A101 alışverişimde bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Öbür Back to School alışverişlerime de bakmak isterseniz kanalıma gidebilirsiniz. Şu an sanırım 4-5 tane Back to School alışverişim var. Daha da gelmeye devam edecek. Kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşça kalın.